Şöyle bir fonksiyonun tabii ki integralini alamayız. Yine böyle bir fonksiyonun da integralini alamayız ama bunları bir araya alırsak sağ tarafa atayım bakın. 4, 3'ten 4'e fx bölü x eksi 2'nin karesi eksi f türevi x bölü x eksi 2 dx payda eşit diyelim. fx e, bölü x eksi 2'nin karesi Eksi f türevi x çarpı x eksi 2 bölü e, x eksi 2'nin karesi. Paydalarını eşitledim bakın. Hatta şöyle yapayım. Komple böyle yapayım. Burası da x eksi 2'nin karesi. Biraz daha şu an türevi olabilen bir şeye benzedi. f x bölü x eksi 2. Bunun bir türevini düşünelim bakın. E, f türevi x çarpı x eksi 2 eksi 1 çarpı fx bölü x eksi 2'nin karesi. Ha, demek ki bizim bulduğumuz bunun tam eksilisi oldu. O zaman eksi parantezinde şöyle artı eksi diyelim. Bakın bu şekilde o zaman şu ifade fx bölü x eksi 2'nin türevi oldu. Yazalım fx bölü x eksi 2'nin türevi bir de bunun önünde eksi olacak eşittir. Tabi integral içinde 3'ten 4'e dx eşittir 0. Artık fx bölü x eksi 2'nin türevi olduğunu gördüğümüz için şurada yazayım kenarda. Dışarı nasıl çıkacak? Tü, integralin i̇ntegralin türevi kendisi. fx bölü x eksi 2 önündeki eksiği unutmuyoruz. Bir de burada 3'ten 4'e. Artık o zaman f4 bölü 4 eksi 2'den 2 eksi f 3 bölü 3 eksi 2'den 1. Bir de önünde eksi var artık dağıtayım. Eşittir 0. Buradan da f 4 bölü 2 eşittir f 3. Yani f 4 bölü f 3 arkadaşlar ne gelmiş oldu? 2 e şıkkı. A açısının tanjantı sorulmuş. Şimdi tabi burada Toplam formülünden yararlanmak lazım. Ee, şöyle kullanabileceğim kenarları kullanacağım. Bakın burası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 birim alfa. Sonra burası 3 birim. Burası da 3 birim. ha, Bu da 45 derece. Demek ki 45 artı alfa a açısı oldu. Şimdi tanjant 45. Neydi formülümüz? Tan 45 artı tan alfa. Tan alfa kaç? 3 bölü 5. Bölü 1 eksi 1 çarpı 3 bölü 5 formülü kullandık. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B. Dolayısıyla 8 bölü 5 bölü 2 bölü 5 cevap 4 geldi C şıkkı. Logaritmada tabanlar aynıysa arada artı varsa çarpı yapıyorduk. Bakın logaritma iki tabanında içeride log 3 var. Çarpı log 3 4 var. Şu log 2 3'müş. E, çarpı log 4 5 var. Nokta nokta nereye kadar gidiyor? Logaritma 15 tabanında 16. Kuralı hatırlayalım. Logaritma A tabanında B. Logaritma B tabanında C. Bu tabanla bu sayı aynı olduğunda log A C oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla 3'ler gitti, 4'ler gitti, 5'ler gitti, 15'ler gitti. En son logaritma 2 tabanında logaritma 2 16 kaldı. Logaritma 2 tabanında 16 4'tür. Logaritma 2 tabanında 4'te 2'dir arkadaşlar. C şıkkı. Kökler sin 3a ve cos 3a denmiş. O zaman bakın kökler toplamı verilmiş soruda aslında. x1 artı x2 kökler toplamında yerine yazarsak eksi b bölü a'dan 2 bölü 2'den 1. Bu da ne oluyor? Sin 3a artı cos 3a köklerimiz 1 geldi. Dolayısıyla bizden k'yı istiyor. Aslında bir nevi benden ne bekliyor? Kökler çarpımı. Kökler çarpımı c bölü a. Bu da sin 3a çarpı cos 3a. Aslında K'yı istediği için de 2 sin 3A çarpı kos 3A buradan da sin 6A'yı istiyor bizden. Böyle düşünebiliriz. Hemen her iki tarafın o zaman karesini alalım. Aslında sorunun cevabı belli de ben uzatıyorum biraz yani durumu ispatlamak için. Sin kare 3A artı kos kare 3A artı 2 sin A sin 3A çarpı kos 3A eşittir 1. Böylece burası sin 6a oldu. Bu zaten 1. 1 artı sin 6a eşittir 1 olduğundan sin 6a 0 geldi arkadaşlar. C şıkkı. Önce şunu hatırlatayım. Bir köklü denklem varsa eşitsizlikte o kökün içi çift dereceli olduğunda kesinlikle pozitif ve sıfır olması lazım. Şimdi bu soruda da grafiğini çizemeyeceğimiz için türevle yapacağız artan azalan olduğu aralığı bulmak için. F türev x'de bakın nedir? 1 bölü 2 kök içinde 2x eksi x kare içinin türevi de eksi 2x artı 2. Şimdi köklerimiz neler? 1 0 var. 1 var. 2 var. Şimdi kök diye yazayım buraya. Köklü ifadenin içine olması lazım sıfırdan büyük. Bu matematiksel olarak doğru olması için sorunun. Bir köklü sayının içi asla negatif olamaz. Dolayısıyla x parantezinde 2x x yani ne geldi? 0 ve 2. A eksi artı artı eksi. Sorumuz arkadaşlar bu şartlar altında doğru. Buna göre düşüneceğiz çünkü dediğim gibi türeve gelmeden kökün içi asla negatif olmamalı. Gelelim. E, sonra buraya tek kökümüz var aslında. O da paydaki 1 değil mi? Şimdi bunlar çünkü kökün köklü ifadenin kökleri o yüzden eğer bir köklü ifadenin içi pozitifse dışı da pozitiftir dolayısıyla burada sağlandığı her değerde pozitif olacak değil mi örnek siz 0.5 verdiğiniz zaman bu fonksiyonu şurasının içi zaten pozitif beni ilgilendiren kısım sadece burası oldu o zaman buna göre de tek kökümüz orada 1 eksi e, şunu sileyim de yani tek kökün 1 olduğunu görün burası kesinlikle sağlandığı aralıkta pozitif çünkü eksi Eksi artı artı o zaman bunun da artı olduğu yerler burası Her ikisinin sağlandığı bölge neresi geldi bakın İşte burası geldi 0 1 d şıkkı Bir fonksiyonun periyodu 4 arkadaşlar fx Eşittir fx artı 4'tür yani Her 4 arttırdığınızda veya her 4 azalttığınızda aynı Değeri elde edersiniz dolayısıyla 1005'in 4 eksilttiğinizde 1001 yine aynı noktaya gider. İşte e, 990 e, kaç diyelim onu? 997 yine aynı değere gider. O zaman 1005'in 4 ile bölümünden kalan kaç? 1, değil mi? Demek ki aslında bu fonksiyonun ha 1'e gitmiş, ha 1005'e gitmiş. Hiçbir farkı yoktur sebep. Çünkü periyodik fonksiyonlar her 4 arttığında ya da her 4 azaldığında aynı değere eşit olacaktır. Bu yüzden F1005 eşittir bakın. F1 artı 1004 zaten gördüğünüz gibi 4'ün katı 4'ün katlarında aynı değere ulaşacağız. Dolayısıyla fx 1 bölü x eksi 1 limit x1'e giderken ne oldu? Formüldü bu. Limit x a'ya giderken fx eksi f bölü x eksi a. O zaman aslında şu F1'in de 1 olduğunu söyleyebiliriz formüle göre. Gerçekten x yerine de 1 yazdığımız zaman 1 eksi 2 artı 2 evet. Hani ilk başta bir tahminde bulunduk ama F1 hakikaten 1'miş arkadaşlar. O zaman formüle uyuyor. Fx eksi fa bölü x eksi a eşittir f türev a'dır. Yani bu f türev 1'e eşit. F türev 1'i bulalım hemen. 2x eksi 2 f türev x o zaman f türev 1'de ne geldi? 2 eksi 2'den 0 yani C şıkkı. Gri bloklardan birinin alanını bulacağız. Tek bilinmeyene bağlı bir denklem oluşturmalıyım. Şimdi burada e, renkleri aynı olan dikdörtgenler özdeşmiş. Şimdi şuraya x, x diyelim o zaman arkadaşlar. Yine buraya da x, x diyeceğiz. Sonra dikdörtgenin diğer kenarı bakın 8 eksi 2x. Şimdi bir kenarı gördüğünüz gibi 8 2x geldi. Diğer kenarda fark ettiyseniz 2x oldu. Şurasının da artık 2x olduğunu söyleriz. Niye bakın? Burada bu dikdörtgen buraya böyle yatırılmış 2x kenarına, burada da diğer kenarı üzerine yatırılmış. Hemen artık bir dikdörtgenin bir kenarının 2x, diğer kenarının 8 2x olduğunu söylersek bunu türevle de yapabiliriz, parabolle de yapabiliriz. Niye? Çünkü Kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. Köklerden biri sıfırdır. Diğeri de arkadaşlar dörttür. Bakın böyle bir parabol düşünebilirsiniz. O zaman bunun tepe noktasının apsisi 2 yapar. X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 4. 8 4'ten 4. 4-4 16. Gerçekten F2 16 oldu. Bu fonksiyonun değeri yani şu. Dikdörtgenin alan denklemiydi. Bu ona DX diyelim. Bu dikdörtgenin alan denklemi bu olduğu için... Cevabımız 16. Ben türevle yapacağım hocam derseniz. tam dağıtırsınız. 16 x eksi 4 x kare eşittir. E, dikdörtgenin alan denklemi. Alırsınız türevini. 16 eksi 8 x eşittir 0. x gerçekten 2 gelir. x yerine 2 yazınca yine 4 çarpı 4'ten 16 buluruz arkadaşlar. C şıkkı. Bunun grafiğini çizmek kolay aslında. Bence bir grafik çizelim yorum yapalım olmazsa yine devam ederiz. Kökleri belli olan bir polinom bu sonuçta. Bir kökümüz 0, bir kökümüz 1, bir, bir kökümüz 2. Neye dikkat edeceğiz? Örnek bunun kolları böyle mi gidiyor? Böyle mi gidiyor? Nasıl anlarsın? Çok basit. 2'den büyük bir değer verdiğinde 3, burası işte 4, eksi 1, yani negatif oldu. Demek ki 2'den büyük değerlerde bu eksiye doğru gidiyor. Böyle deldi. Sonra bakın bir noktasında teğet olacak. Niye? Çift katlı kök. Sonra geldi. Böyle oldu. Gördüğünüz gibi Dördüncü dereceden bir fonksiyon artık şu yorumu yapabilirim bak sıfırla bir aralığı bilmiyorum ama bu aralıkta fonksiyon maksimum değere ulaştı burası yerel maks bir noktasında fonksiyon minimuma ulaştı bir ile iki aralığında bilmediğim bir değerde de yine nereye ulaştı maksa ulaştı şimdi e, ne demiş ekstremum noktaları bunun e, dikkat ederseniz hepsi pozitif geldi bu yüzden birinci öncül. Yanlış oldu bak. 0, x1, x2 olmak üzere x1 ve x2'de yerel maksimumu, x eşittir 1'de yerel minimumu vardır. Evet bak, 1'den küçük bir değerde yerel max var. 1'den büyük bir değerde yerel max var. Bir de arkadaşlar x eşittir 1'de yerel min var. Tam da grafikte çizdiğimiz gibi gördüğünüz gibi. x1, 1'den küçük, X2 birden büyük olmak üzere X1 ve X2 de yerel minu. Hayır. Ne bulduk bakın. Bunlar yerel da Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 oldu. Çizebildiğimiz sorularda grafik yaparsak uzun uzun türev yapmamıza gerek kalmayacak. Bu yüzden polinom grafiklerini çizmeyi öğrenmek lazım arkadaşlar. Parabol sorularında eğer mümkünse pratik kuralı kullanmak lazım. Onu da hatırlayalım bir dikdörtgen şöyle bakın e, parabolün tepe noktası dikdörtgenin köşesinden geçiyorsa burada bakın böyle e, buraya A diyelim buraya B AB bölü 3 şu üçgenin e, üçgen demeyeyim de kapalı bölgenin alanı burası da 2AB bölü 3 kesinlikle şartımız burada parabolün tepe noktasının dikdörtgenin bir köşesi olması dolayısıyla bakın şimdi bize 1 bir birim vermiş 4 birim vermiş Hatta karenin bir kenarına da 2 birim demiş. Karenin bir kenarı 2 olduğuna göre bu uzunluk 2 olacak. Tepe noktasından şöyle bir dikindirelim. E, demek ki burası bir birim, burası bir birim, burası yine bir birim, bir birim. Simetri ekseninden geçer çünkü tepe noktası. Sonra bakın ordinat 4 olduğuna göre karenin bu kenarı 2 birim. Şurası dikdörtgenden dolayı bir birim. Toplam 4 olması için 2, 1 daha 3. Buraya da bakın 1 kaldı. o zaman şu maviye boyadığım yer 1 çarpı 1 bölü 3'ün 2 katı. Neden? Çünkü demin söylediğim gibi küçük parça 1 birimse büyük parça 2 birim. S2S olur. Ee, bu şu parça 2 bölü 3. Bundan bir de burada da var arkadaşlar. O zaman 2 ile çarpacağız. 4 bölü 3 olacak. Şu karenin alanında 2 çarpı 2'den 4. 4 bölü 3 4 daha 16 bölü 3 olacak E şıkkı. Eşit alanlı iki alt bölgeye ayrılmış arkadaşlar. Şimdi o zaman önce buraya S, buraya da S deyip bir toplam 2S bulalım. 2S eşittir. İntegral 0'dan 4'e x küp dx 2S eşittir. x üzeri 4 bölü 4 0'dan 4'e 2S eşittir. 4 üzeri 4 bölü 4 eksi 0. 2S buradan 4 üzeri 4 256 4'e bölersek 64 s eşittir 32 oldu. Şimdi burası 32 olduğuna göre integral 0'dan a'ya x küp dx eşittir 32 diyeceğiz artık. Ve x üzeri 4 bölü 4 0'dan a'ya a üzeri 4 bölü 4 eksi 0 32 a üzeri 4 eşittir 32 çarpı 4 128 şimdi a üzeri 4 2 üzeri 7 A da buradan ne olacak? 2 üzeri 7 bölü 4. Her iki tarafı üstünü 4'e bölersek A şıkkı. Şimdi burada integral sıfırdan e, nereye kadar diyeceğiz? Bakın şimdi şöyle yaptığımız zaman görüyor musunuz? Burada kesişme noktalarının apsisine A diyelim. Sıfırdan A'ya e, integral bu teğet doğrusu t diyelim eksi eksiden artı x kare artı 4 dx bir de bunu 2 ile çarpacağız neden buradaki bölgenin alanı da var o zaman benim kesim noktalarını bulmam lazım bunların a ve o noktadan geçen teğet doğrusu olan t'yi bulmam lazım şimdi hemen kontrol edelim burada a noktasında bir teğet olduğu için a'ya eksi a kare eksi 4 noktası bir de orijinden geçiyor 0'a 0 o zaman bu doğrunun eğimi eksi a kare eksi 4 eksi 0 bölü a eksi 0 y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 doğrunun eğimiydi bu aynı zamanda neyi eşit Apsisi a olan noktadaki türev f türevi nedir bakın eksi 2a gördüğünüz gibi Bu teğet doğrusunun denklemini böyle bulabiliriz Şimdi artık bakalım Eksi a kare eksi 4 eşittir Eksi 2 a kare Buradan da a kare eşittir 4 oldu. a ne geldi? 2. Demek ki teğet oldukları noktanın apsisi imiş. Yerine yazdığımız zaman da burası 2'ye eksi 8 noktası oldu. Şimdi artık integralde yerine yazabiliriz. 2, 0'dan 2'ye. Teğet doğrusunun denklemini bulmam lazım tabii ki. Teğetin eğimini e, artık bulduk. F türevi nedir? Yerine yazarsak eksi 4. Doğrunun denklemi nasıl yazılıyordu? Mx artı n yani eksi 4x artı n. Ne? Nereden geçiyor doğru? Orijinden. O zaman sıfır sıfır verdiğimiz zaman tabii ki n'si Sıfır oldu. Yani y eşittir eksi 4x oldu. Teğet doğrusunun denklemi eksi 4x. Doğrunun eğrinin denklemi eksi x kare eksi 4. Bir önünde eksi var. Çünkü doğru üstte eğri altta bakın. Böylece burada artık dx integral yapacağız. Eksi 2x kare artı x küp bölü 3 artı 4x sıfırdan 2'ye en son sonra bunu bir de 2 ile çarpacağız. Şimdi e, bakalım o zaman x yerine 2 yazdığımızda eksi 2'nin karesi 408 artı 8 bölü 3 artı 8 bunlar gitmiş oldu. Bir de 2 ile çarptık 16 bölü 3 oldu e şıkkı